Nant, Mustafa Muhammed'in bonservisini alıyor. Fransız kulübü kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mustafa Muhammed, sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Nantes ile 11 maça çıkan Mustafa Muhammed, 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Habertürk'ün haberine göre Fransız takımı potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray bu durumda 5 milyon 700 bin euro kazanacak. Yusuf Demir'de son dakika gelişmesi. Transfer sezonunda Avusturya Viyana'dan 6 milyon euroya satın alınmasına karşın yerli statüsünde oynayamayan Yusuf Demir'de flaş bir gelişme yaşandı. 19 yaşındaki orta saha için harekete geçen Galatasaray yönetimi TFF'ye başvurmaya hazırlanırken yetenekli futbolcu hakkında Ilgaz Çınar'ın verdiği bilgiler sarı kırmızılı camiada heyecan yarattı. Süper Lig'de 7 haftada 16 puan toplayarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu gösteren Galatasaray'da Yusuf Demir için girişimlere başlandı. Avusturya Viyana'dan 6 milyon euroya alınmasına rağmen yerli statüsünde oynayamayan Yusuf'ta çıkış formülünü bulan Erden Timur'un harekete geçmeye hazırlandığı öğrenilirken yıldız futbolcuda son sözü TFF'nin vereceği aktarıldı. Yusuf Demir'in yerli kontenjanından oynaması için atağa kalkan Galatasaray yönetimiyle ilgili Ilgaz Çınar'ın sarf ettiği sözler camiada heyecan yarattı. Galatasaray'ın son maçının kritiğini yapan Çınar, Yusuf Demir konusuna da değinirken ünlü yorumcunun mavi kart ifadeleri oldukça dikkat topladı. İşte Ilgaz Çınar'ın o açıklamaları. Galatasaray Yusuf Demir için bence girişimlerde bulunacak. Bunu anayasal hak üzerinden TFF'ye karşı bir hamlede bulunarak yapacak. Sarı kırmızılı yönetim oyuncu için belirli bir mavi kart üzerinden TC pasaportu olmadan Yusuf Demir'e yerli statüsünde oynatacak. Galatasaray'da Léo Dubois sevinci. Cimbom'a liderliği getiren golü yaratan isim Léo Dubois, performansı tatmin etmeyen Van Aanholt'tan daha iyi işler yapabileceğini gösterdi. Sol bek için çare olabileceğinin sinyallerini verdi. Konya maçında Galatasaray adına en önemli kazanımlardan birisi Léo Dubois oldu. Patrick Van Aanholt'un görev yaptığı sol bek sezon başından beri takımın yumuşak karnı olarak görülüyordu. Sacha Boye, yeşil beyazlılar karşısında sağ bekte son derece etkili bir görüntü çizerken Dubois, doğal mevkisi olan buraya değil de sol beke Hollandalı futbolcunun yerine oyuna girdi. Ceza sahasına gönderdiği topla galibiyet golünün hazırlayıcısı olan Dubois, bu mevkideki eksikliği giderebileceğini gözler önüne sererek sezonun kalan bölümü için umut aşıladı. Léo Dubois aslen sağ bek oyuncusu olsa da geçmişte sol bek olarak oynamışlığı da bulunuyor. Lyon formasıyla 4 maçta, Nantes formasıyla ise 9 karşılaşmada sol bek olarak görev yapmıştı. Rıdvan Dilmen'den bomba sözler. Spor Toto Süper Lig'de hız kesmeyen Galatasaray sezonun 7. haftasında Konyaspor'u Nef Arena stadında konuk etti. Aslanlar zorlu maçta lider Konyaspor'u yenerek liderlik koltuğunu elinden aldı. Cimbom gelecek Süper Lig maçında 1 Ekim Cumartesi günü saat 20'de Adana Demirspor'a konuk olacak. Galatasaray bu maçı da alarak üst üste 4. galibiyetini elde etmek istiyor. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili: erken atılan gol Galatasaray'ı olumsuz etkiledi. Gomis ve Mertens fizik olarak iyi görünmüyor. Torreira ve Oliveira'ya çok yük bindi. Top rakipteyken Galatasaraylılar orta sahayı bırakmış durumda. Emin kuvvetli olmadığı için bazı pozisyonlar veriyor. Okan Hoca'nın orta saha için genel bir müdahalesi lazım. Galatasaray yıldızlar topluluğu bir takım. Hoca risk aldı, savunmayı sol ayaklı yaptı. Galatasaray'ın vasat geçirdiği ilk 7 haftayı lider kapatması maç fazlasıyla da olsa önemli. İyi oynayarak da kazanacaktır tabii ki. Okan Hoca daha farklı bir teknik adam. Tırnaklarıyla buraya kadar geldi. Galatasaray'da oynayan isimler popüler isimler. Bu oyuncuları yönetirken fizik güçlerini yönetmek lazım. Nelson hiçbir zaman üst düzey bir stoper olmadı. Ortalamanın üstünde. Muslera gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Okan Hoca'nın oyuncu değişikliklerine bakarsak gelen oyuncuların fizik kalitesini gördük. Icardi'nin diri olduğunu gördük. Galatasaray'da en önemli gözüken şey fizik. Sezona iyi başlamak büyük kulüpler için önemli. Galatasaray'da iki önemli problem görüyorum. Fizik ve taktik. Bunu da hoca halledecek. İfadelerini kullandı.
Galatasaray şimdiden Adana Demirspor maçına odaklandı ve bu maçtan da gollü bir 3 puan istiyor. Peki sizce Galatasaray Adana'yı da yenip üst üste 4. galibiyetini alabilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Yusuf Demir'e Fatih Terim engeli. Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir'in Türk milli takımında oynama ve yerli statüsünde olma şansı son günlerde tartışma konusu olurken Fatih Terim detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf, Süper Lig'deki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Genç oyuncu uzatmalarla birlikte yaklaşık 18 dakikada iyi kumaşını hemen belli etti ve sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Yusuf, klas pasları ve adam eşitme becerisiyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Yıldız oyuncu kiralık oynadığı Barcelona tarafından satın alma opsiyonu kullanılmayınca yolu Türkiye'ye düştü. Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya gelen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Yusuf Demir, Kasımpaşa maçında gösterdiği performansla beğeni kazandı. Genç isim altyapılar dahil olmak üzere A takımda da milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı. Türk oyuncu toplam 4 kez Avusturya milli takım formasıyla sahaya çıktı. FIFA'nın talimatlarına göre genç bir oyuncu 3 kezden fazla bir milli takımın formasını giyerse bir başka milli takımı seçemiyor. Avusturya ile 4 maça çıkan Yusuf Demir bu nedenle Türk milli takımında oynama şansını kaybetti. Yıldız oyuncu 15-16 sezonundan sonra milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullandığı için yerli statüsünde oynayamıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 7 yıl önce çıkardığı talimatta gurbetçi futbolcuların milli takım tercihinde 15-16 sezonunu sınır olarak koymuştu. Dolayısıyla Yusuf Galatasaray'da yabancı futbolcu statüsünde oynuyor. Ajan Spor'un haberine göre Galatasaray'ın yeni transferi ve onun gibi 15-16 sezonundan sonra başka milli takımları tercih eden gurbetçilerin Türkiye'de yerli statüsünde oynamasının yolunu Fatih Terim kapattı. Terim Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde 14 yerli ve 14 yabancı kuralını getirmiş ve bunu TFF'ye onaylatmıştı. Galatasaray kasada da kazandı. Cimbom geçen sezonu 13. bitiren ve maaş bütçesi 30.8 milyon euro olan takımı dağıttı. Yerine çok sayıda dünya yıldızını kadroya kattı. Üstelik yıldızlarla dolu yeni takımın maaş yükü sadece 100 bin euro artıp 30.9 milyon euroya çıktı. Galatasaray tarihi bir transfer dönemi yaşadı. 13 yeni transfere imza atan Sarı Kırmızılar hem takımı baştan aşağıya değiştirdi hem de çok önemli yıldızlarla takviye etti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünya yıldızlarını bitiren yönetim masadaki başarısını kasaya da taşımayı başardı.